En erken sen mi geliyorsun işe bakayım? Evet, genellikle. Aferin kızıma. Bak, güzel kızım. Sana yıllık izin vereceğim. Hak ettin. Benim yıllık iznim zaten var Selin. Kanuni hakkım. Her şeye bir cevap. Hadi ya. Ne bu böyle bir diklenmeler? Bir böyle asi isyankarlıklar? Yani izin bizim hakkımız. Söke söke alırız. Öyle mi? Bak kızım, grev yapacaksan söyle, haberim olsun. Ay ne grevi Selin? Saçmalama ya. Ben sadece 3 ay olan yıllık iznimi kullanabilirim dedim. Ha, tamam, bilelim yani. Canımı ye sen. Doğruyu söyle bana yeter ki. Asistan koordinatör Volkan Bey yok mu? Canım bak, kendisi böyle 2 iş yerini birden idare ettiği için akşamüstü geçecek. Tamam mı? Kızım, yani aklımı kullandım. İyi yere dükkan açtım. Sen saf seni. Ya Allah boy vermiş, gerizli koy vermiş. Yanlış aldım ama. Gittin şipşakçı buldun ya, pes. Ama tebrik yani. O da bir başarı. Aşkım iyi misin? Ya dün gece sen öyle ağlıyor ağlıyor arayınca bittim ben ya. Ya iyi değilim Cem. Ne olacak bu iş? Akraba yok. Ama aklımda bir fikir var. Biraz cesaret istiyor. Evet, sabah muhabbeti bittiyse işlerimizin başına dönelim. Burası ciddi bir müessese. Hadi hadi, cır 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 cır. Cık, terbiyesizler. Öf be. Bence burada var ya, görev tanımları yanlış arkadaşlar. Mesela bu Şesu ne iş yapıyor orada? Ay Volkan, lütfen Şesu'ya dokunma. Her işi yapıyor çocuk. Yani Allah sizi inandırsın. İstanbul'a geldiğimden beri ilk defa aslında şu cümleyi kullanıyorum yani. Nereden geldim İstanbul'a? Doğrudur. Otursaydın oturduğun yerde. Sonra Aslı, sen bakayım hangi sıfatlarla lafa atlıyorsun bakayım sen? Ha? Hangi sıfatla atlıyorsun her lafa sen? Atlama öyle her lafa. Sen ayda kaç röportaj yapıyorsun bakayım? 4. Ne? 4 mü? Görünmez işsizlik. Yazıklar olsun. Volkan, sadece röportaj yapmıyorum. 50 tane başka sayfam var dergide. Vallahi benim hesaplamalarıma göre 2 saatte 3 tane röportaj yapsan ayda 180 röportaj yapıyor. Nerede bu röportajlar? Volkan sen manyak mısın ya? Ya hayır Volkancığım, yani 180 röportajı derginin neresine koyacağız? Haklısın Yaprakçığım. Tabii kardeş olarak bir iskonto yapıyorum sana Aslıcığım. 180 bölü 2 demek ki bu ay 90 tane röportaj yapacaksın. Allah Allah ya. Volki canım. Yalnız elemanlara eşit muamele yapalım. Böyle vejeteryanlara, ot beyinlilere özel bir kıyak, bir yumuşama görmeyin Volki, tamam mı? Şesu, sen ne iş yapıyorsun orada ya? Bütün gün orada oturuyorsun, hamamda laf yetiştirir gibi ebelik yapıyorsun kadınlara. Bir kıymalı börek yap birader ya, bir omlet yap, menemen yap. Öğle tatillerinde hem dışarıya çıkmamış oluruz. Ay sen iyice delirdin artık ha. Ama Volkan ya, öğle tatili olmadan olmaz ya. Yaprakçığım, güzelim. Tabii senin durumun özel. Vejetaryansın sen. sen çıkabilirsin yani. Volkancığım. Hani ne konuştuk burada? Hı? Vejetaryan kız. Çalış çalış hadi. Şşt! Ne oluyor? Oo! Kızı da salmamak lazım ha ofise. Elin işte gözün oynaşta ne oluyor? Bana bak, sen koordinatör olarak mı konuşuyorsun, manyak abi olarak mı konuşuyorsun? İki durumda da sakıncalı buluyorum bu işi.
Ne öyle araya bir tane cam koymuşsunuz? Karşılıklı salyalarınız akıyor. Bak, bu şirketin genel müdürü hala benim. Koordinatörün üzerinde bir pozisyon hatırlatırım. Ben sana farklı bir pozisyon gösterirdim de. Hani şimdi mevkimin adamıyım, ağır takılmam lazım. Bana yakışmaz kalıbıma. O açıdan yani. Ay ilahi, gülmekten gebereceğim ya. Aslında sana bak, suratı bak. Ay senin tipine mi? Yani Volkan, geldin şu ofise ve bu ofisin bütün kalitesi, seviyesi, havası, her şeyi gitti yani. Tebrik ediyorum. Fatoş'un masasına bak, kamyon içi gibi. Kardeşim, ben de rahat etmek istiyorum iş yerimde. Ayrıca bu Fatoş'a da maşallah yani. Nerede bu ya? Saatlerdir ya. Hayır, gelince kalbini kırmayayım diyorum. Bana seçenek bırakmıyor ya. Allah'ım. Fatoş öğle yemeğinde şu ot beyinli yaprağı da bilinmeyen sebeplerden dolayı öğle izni verdi, anlamış değilim. Biz de böylece açız yani. Tamam, şimdi Şesu gelir halleder o işi. Neredeyse gelir. Ya Allah aşkına, yani burada böyle bir ofiste piknik tüpüyle menemen mi yapacağız? Menemen mi? Tabii tabii. Şesu, yap oğlum menemen. Bak acıktık. Misafirlerimiz de gelecek. Bol yap, he mi? Hadi bakalım. Aslı, annenleri arasana. Ay Cem, yani kimi ararsam arayayım, ben biliyorum bunu. Bu taktıysa kafasına menemen diye yaptırıp yiyecek yani. Akşam teyzem gelecek ya, onun için. Ha. Onda kararlıyız değil mi? Yapıyoruz yani. Evet tabii canım. Başka çare var mı? Ya Şehsu var kardeş ya. Keşke bize bir şöyle bir un helvası kavursaydın. Çok iyi giderdi ha. Yok, istersen baklava açayım şuracıkta sana Taceddin. Yok ya, aman aman. Baklavadan bıkmışım zaten. Sağ olasın. Abi Fatoş gelip de masayı böyle görünce kızmasın. O da masasına sahip çıksaydı. Allah Allah. Ben eğer genel koordinatörsem öyle kimse kafasına göre 3 saat öğlen tatili yapamaz kardeşim. Abi doğru. Aslı, gelsene menemen yesene. Çok güzel, acılı. Alo. Geldim. Ne oluyor kardeşim ya? Bir telefonla evlere servis. Ben artık böyle şeylere karışmıyorum kardeşim. Biliyorsunuz, kızınca kopuyorum ya. Abi Taceddin kızınca acayip dağıtıyor. Orta Doğu'lu ninja. Aslı, çık lan odadan artık. Lan! Bir dakika, ne demek kadın hastalanmış ya? Ya dedi ki, ben iyi hissetmiyorum kendimi. Kendi yerime bir arkadaşımı gönderiyorum. Benden daha iyidir, güvenebilirsiniz dedi. Ne demek arkadaşımı gönderiyorum? Muslukçu mu bu? Haklısın işte. Kadın Paris'te yaşamış. Ses ve sahne sanatçısıymış orada. Çok da başarılıymış. Ha ne dedi, dur bakayım. Sakın dedi, içki vermeyin, biraz dokunuyor dedi. Aslı! 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 Ay! Ne var be, ne? Ne yapıyorsunuz 2 saattir fare deliği kadar odada? Sana ne Volkan? Sana ne? Ne demek ya? Ben genel koordinatörüm ya. Ha, menemen koordinatörü. Bak hasta delirtme beni. Daha bu ay yapacak 89 tane röportajım var. Ya. Ay. Ay. Ha, bu ne rezalet böyle? Fatoş Hanım, hoş geldiniz. Siz toksunuz tabii, o yüzden size iğrenç gelmiş olabilir. Kolay değil tabii 3 saat boyunca yemek yemek. Ne? Yok bir şey, hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız diyorum, iyi misiniz diyorum Fatoş Hanım. Hiç yedim. Menemen yiyin, açılırsınız. He, acılı. Lan Sertaç, o aynı senin gibi kafa sallıyor lan. Ay bu ne rezalet ya, bu ne rezalet? Bıktım artık, bıktım. Zaten başım çok ağrıyor. Oo Fatoş Hanım.
Saat 11 teşrif ettiniz. Tebrikler yani. Zahmet etmeseydiniz. Karar verebildin mi Fatoş? Bilmiyorum Şesu ya. Yani çok zor bir durum. Ama bu öğlen bir tanesinden bir tanesini eleyeceğim herhalde. Çünkü dayanılır gibi değil artık. Yardım edebileceğim bir durum var mı Fatoş Hanım? Fatoş Hanım. Hı. Burada genel koordinatör konuşuyor. Bir kulağını verseniz iyi olur yani. Biz o şimdi asker Tuğba ile bir röportaj istiyoruz Fatoş Hanım. Ne? Bu dergide. Ha. Başka? Ben istiyorum ben. Ne olur yani? Kıskanıyorsunuz kızı bak başarılı diye. Bak Volkan, bu dergide kiminle röportaj yapılacağına karar verecek olan kişi benim. Çünkü bu derginin editörü benim. He? Ha. Sen bu saatlerde gelmeye devam edersen bu çok uzun sürmez yani editörlük işi falan. Bir dost olarak uyarayım dedim Fatoş'cum. Tuğba'yı kapak yapın Fatoş. Ay sen delirdin herhalde Volkan. Kapak yapacakmışsın. Acı ne bu rezalete? Her tarafa helva bulaşmış. Kaldırın şunları. Kalkın masamdan. Gidin hadi. Şişt, otur Sertaç otur. Fatoş'cum diklenme istersen ya. Yani yetki bende. Ay ben niye geldim İstanbul'a? Niye geldim ha? Niye geldim? Al benden de o kadar Fatoş. Fatoş dur gitme ya. Öğlene kuru fasulye vardı da. Pastırmalı. Neden mi geldin İstanbul'a? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.